Kira efendim. %25'lik sınırlama getirildi. Tavan. Bundan sonra Temmuz'dan Temmuz'a, 2023 Temmuz'a kadar en fazla %25 zam yapabilecek ev sahipleri. Peki buna dair uygulanamaz, gerçekte karşılığı yok diyen Kiptaş neye işaret ediyor? Neden itiraz etti? Nasıl bir düzenlemeyle karşı karşıyayız? Ali Kurt Kiptaş Genel Müdürü bizlerle birlikte. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Neden Kiptaş itiraz etti? Elbette sadece sizin itirazınız değil, sektörün birçok temsilcisinden de uygulanamayacağı yönde itirazlar geliyor ama manşetlerde biz Kiptaş'ı gördük. Nedir sizce bu %25 tavan bariyer meselesi, uygulanabilir mi? Biz olayı teknik olarak değerlendirdik ve itiraz ettik. Uygulanabileceğini düşünmüyoruz açıkçası %25'i. Çünkü Türkiye son dönemde gayrimenkul Türkiye'de en önemli yatırım aracı oldu. Gerçekten kira geliriyle geçinen insanlar var bu ülkede ve bu kira artışları yasalarla düzenlenmişti. Borçlar Kanunu'na göre aylık değerleme oranına göre artıyordu. Şu anda Haziran ayındaki değerleme oranı artışı %39 ki bu oranlar bile tartışılıyor. Çünkü TÜFE'ye göre belirleniyor biliyorsunuz. Siz şimdi %39 artışın olduğu, enflasyonun olduğu bir ortamda, yeniden değerleme oranının olduğu bir ortamda 25'te bunu sınırlı tutuyorsunuz. Bu sefer kira geliriyle geçinen vatandaşlar da kiracıları karşı karşıya getirir. Herhangi bir kiracı en ufak ödeme aksatması, evde hayvan beslemesi gibi gibi işlerde ev sahibinin tacizine uğrayacaktır. Çünkü ev sahibi onu tahliye etmek isteyecektir ki daha yüksek kirayla vereyim. Veya şu anda boş olan kiralık evler için özellikle söylüyorum. Bunların hepsi zamlı fiyattan piyasaya kiralanacaktır ki bugünden itibaren bunun yansımalarını muhtemelen göreceğiz. O yüzden biz bunun uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Burada bir tek kalemde 0.25 ile Türkiye'nin her yerinde bir standart olmasını da doğru bulmuyoruz. İstanbul'da Anadolu'yu bir, Anadolu'daki diğer kentleri bir tutamayız veya büyük kentlerle küçük şehirlere bir tutamayız. Bununla ilgili daha kapsamlı düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kulağa hoş geliyor 0.25 artış oranı tutmak ama uygulanamaz. Maalesef uygulanamaz. Bunu da göreceğiz. Pahalılık olarak dönecek. Bizim itirazımız onaydı. Burada devletin belli kategorik hareketler yapması lazım. Örnek olarak söylemek gerekirse hani bir dairesi olan vatandaşımızın gerçekten kira geliriyle geçiniyorsa ve belli bir ekonomik seviyenin altındaysa devlet o aradaki farkı 0.25 tutuyorsa 0.14'lük farkı şu an için konuşuyorum. 14 puanlık farkı devlet versin o zaman. Çünkü bu insanlar enflasyona karşı malını bir şekilde gelir kapısı olarak düşünüyor. Bunu teşvik eden de devlet. Tabii. Kötü bir şey değil. Yapılmak istenen pozitif gibi olsa da maalesef piyasayı panikletip zam olarak karşımıza geleceğini ve bunu uygulanamayacağını açıkçası düşünüyoruz. Ve ev sahipleriyle kiracılar maalesef ve maalesef karşı karşıya gelecek bu süreçte. Peki Ali Bey, gerçek çözüm ne olmalıydı? Son soru bu olsun. Gerçek çözüm bölgelerin kendine göre bir kategorize edilmesi lazım. Birinci, ikinci ve üçüncü evi veya birden fazla evi olanlarda çok evi olan gelir seviyesine göre kategorize edilip pozitif ve negatif ayrımcılık yaparak bazı vergisel düzenlemeler yapılarak gayrimenkul yakın zamanda yatırım aracı olarak kullanılması geçici sürede durdurulması gerekiyor. Yatırım aracı olarak görünen bir ürünün gelirlerine ket vurursanız bu olmaz. Bunu yapabiliyorsak bir kararla ben de şunu söylüyorum bir yapım şirketinin genel müdürü olarak. İnşaat maliyetlerinde bir kararnameyle %50 yaptık diyelim. Biz de %50 ucuza inşaat maliyetlerinin piyasada ucuz konut arz edelim. Yani bu teorikte söylemde kolay ama pratikte uygulaması mümkün değil. O yüzden maalesef zam olarak karşımıza gelecek diyorum ben. Peki. İnşaat girdilerini düşürecek aksiyonlar bekliyoruz biz inşaat hükümet kanadından açıkçası. Ali Bey teşekkürler. İş karartıcı meseleler bir yönüyle. Vatandaşlardan gelen soruları görüyorum. Bugün çalışma arkadaşlarımızdan da bizzat bu durumu yaşayanlar olduğunu öğrendik. Eylül ayında işte yenilemesi gelmiş. Kızım gelecek diyor ev sahibi. Arıyor, söylüyor. Eylül ayında çıkmasını istiyor. %25'lik bu bariyerin aslında sizin işaret ettiğiniz çeşitli ihtimallere yol açacağını da net olarak görmeye başladık. Daha bugünden diyelim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'la konuştuk efendim. Uygulanamayacağını söylüyor ki az önce söyledik mesela.